konuşacak davalı taraftan? Ali Bey, siz mi konuşacaksınız? Ben konuşacağım, evet. Buyurun. Eklemek istediğiniz bir şey varsa ifadenize. Çünkü şu an hakim beyin önünde dosya. Hepinizin verdiği ifadeleri görüyor. Ve söylediğiniz her şeyden haberi var. Kayıtları da izledi kendisi. Eklemek istediğiniz bir şey varsa ekleyin. Sonrasında hakim bey sorular soracak. Buyurun. Eklemek istediğim bir şey, herhangi bir şey yok. Ben orada ailevi bir durum için oradaydım. Oradaydım. Mustakbel damadımı sadece almak için oradaydım. Fakat beyefendi garip ve hal ve tavırlara girdiği için ben de bu şekilde bir pozisyona düşmüş oldum. Anladım. Şimdi ben Vito Bey'e soruyu yönelteceğim. Sizden aracın tamir edilmesi istenmediği halde neden aracı tamir etmeye başladınız? Efendim, araç bizim mülkümüze çarptığı için, duvarımıza direkt giriş yaptığı için hem aracı tamir etmeye başladık hem de beyefendinin sağlık durumunu sorduk. İşleme başladığımızda beyefendi de sağlık durumunun iyi olduğunu ve aracın yapılmaması gerektiğini bize söylemedi. Biz de işleme devam ettik efendim. Anladım. İtirazınız var mı? Yani ilk araç için söyleyecek bir şeyim yok çünkü o aracın kaza yaptığı an itibariyle ben orada değildim. Fakat ben sonradan geldiğimde aynı işlemi benim aracım için de yaptız. Çünkü sonradan müstakbel damadım kendisinin herhangi bir öyle bir isteğinin olduğunu söylemedi. Yani bilmiyorum, kendisini acaba damadımı hastaneye götürdünüz mü efendim? Kendisi hastaneye gitmek istememiş. Efendim, biz Önümüzdeki sorulan dosyada sorulara öyle cevap yazıyor. verelim mi, yoksa siz mi? Yok, siz cevap vermeyin. Ben zaten Yok, söyledim. bilgilerden, Hastane dosyadan dosyasında haberimiz var yazıyor. zaten, sıkıntı yok. Kendisi gitmek Tamam. istememiş. Ben bir şey soracağım. Damadınız nerede Ali Bey acaba? Herhangi bir bilgim yok şu anda. Anladım. Şehirde Neyse, zaten olmayabilir. o çok da önemli değil. Zaten iki taraf da burada. Avukat Bey söz istiyordu galiba. Buyurun. Avukat Bey. Efendim, Sayın Hakim Bey, saygıdeğer jüri üyeleri, ki jüri üyesi yok. Efendim, Efendim. şahıs bizzat kendisi tamir et cümlesine karşı başıyla Başıyla onayladı. onayladı. Ve Ve biz o biz o yüzden yüzden. tamir ettik. Fakat sonradan sanırım bilinci yerinde değilmiş galiba. Hatırlamıyor olayı. Keşke kendisi burada olsaydı, Olsaydı. teyit Keşke. etseydi konuyu da. O yüzden Tamam. kendisinin tamir onayı olduğunu size yeminli ifademle belirtebilirim. Bir şey Tamam. söyleyebilir miyim acaba? İtiraz Buyurun. edebilir, sorunu uzaklaştırabilir. Biriniz konuşun. Bir Ya Ali Bey saniye ya Kuzey. kuzeyciğim. Buyurun Ali Bey. Aslında konu mevzu, nasıl Yok, burayı anlatayım bir bitirelim size? şöyle. İlk önce şundan bir emin olalım. Çünkü burada bir zarar var. Yaptıkları bir iş var. Eğer ki dediğiniz gibi, anlaştığınız gibi onların aracı Kanka, tamir etmesinde bir masrafları sıkıntı hatırlıyor yok şu musun? an. Ben O söyleyeyim mi yüzden o masrafları? zararları tazmin Hatırlıyorum. edilecek. Okey. Şimdi silah 3,5 mevzusuna milyon. geleceğiz. Silahlar Kanka. çekilmiş. Öyle bir olay Tamam. olmuş. Onu soracağım Fakat size. aynı işlemi benim Bir aracım buçuk. için de yaptılar. Tamirat. Tamam. Ona da geleceğiz sırasıyla. Zaten sizin Onu bana şimdi söyle. aracınızı siz istememişsiniz yapmalarını, öyle yapmışlar. Önümüzdeki dosyada öyle Söyle. yazıyor. Biz Doğru aracı mu? araçta işlem yok ki. Doğru mudur Aynı Vito Bey olayı ya o da Avukat yüzden Bey? söylüyorum. Yani Efendim, damadım biz ile ilgili emsal teşkil etmesi gerekiyor. gerekiyor. Sonuç Sonuç itibariyle itibariyle. kaza yapmış, şokta olan bir Evet. kişi orada bilemeyeceğim. Hani Efendim, beyefendinin aracı yapılmış mı kamera kayıtlarında? Orada yalnızca arabanın tozu alınıyor. Arabanın Arabanın kapısı yok. Biz kapıyı takmış mıyız efendim kamera kayıtlarında? yani bizim gördüğümüz kamera kayıtlarında kapı takılmamış. Efendim, biz bir işlem yapsaydık zaten o aracı da bırakmazdık. Yani biz herhangi bir işlem yapmadık orada. Bu arada o aracı da bırakmazdık diye bir şey yok. Siz kafanıza göre araç bağlayamazsınız, aracı tutamazsınız. Eğer ki kamera görüntüleriniz de varsa aracı teslim edersiniz, gelirsiniz, dava açarsınız, hakkınızı alırsınız. Kimsenin arabasını orada tutmaya ya da bağlamaya çelik halatlarla hakkınız yok. Efendim, biz eğer bir aracı yapacak ve bunun ücretini alamayacaksak, bu aracı da bırakacaksak, biz devamlı mahkemeye gelmemiz gerekir. Sizin bunun için vaktinizi almak gibi biz bir Tamam, ben hataya düşmek istemeyiz. Ki beyefendinin zaten aracını biz yapmadık, yani öyle bir durum yok. öncelikle bu bizim görevimiz. Bizi meşgul etmez, Etmez o. Evet. meşgul etmiş olmaz. Tam tersine bizi mutlu etmiş olursunuz. Çünkü bizim görevimiz bu. Hiç değilse silahlar çekilmez. Evet. Tamam efendim, bundan sonra o halde biz devamlı kapınızı çalabiliriz. Sayın Tabii ne Savcım, bu zaman arada isterseniz. biz silah, özür diliyorum lafınızı böldüm. Biz silah çektik, bize karşı silah çekildi diye, ama arkadaş, çok özür dilerim. Beyefendi de silahtan farklı bir şey vardı sanki. Böyle Böyle değişik, ben değişik, ben hayatımda ilk hayatımda defa ilk defa görüyorum. ben de Onu da belirtmek kameralarda isterim. gördüm onu sanki.
Muhittin'in elindeydi şey. Herhalde o. Evet, garip bir şeydi. Şimdi ben hiç bilmiyorum onun olduğunu. Öncelikle sırasıyla gidelim. Burak Bey, siz silah neden çektiniz? Vito Bey. Ben mi efendim? Oluyor böyle. Burak'la kanıştırdım şey var. Canınız ya. Canınız sağ olsun. Çattığınız efendim, adam da silah çekti sandım. Evet efendim, şahıs yanıma gelip biz parayı da vermiyoruz. Bunun nasıl olacağını göreceksiniz gibi bir laf ettikten sonra orada biz kendimizi tehdit altında hissettiğimiz için buradan çıkın gidin diyerek silahımızı çektik. Zaten oradaki memur arkadaşlar buna şahittir. Biz kendimizi korumak maksadıyla yok, normal bir tabanca... Yok, da mevcut. Tabii. Ben orada kendim açarım tarzı bir Muhittin Bey'den öyle bir laf duyuyorum ben de orada. Aynen. Evet efendim. Biz bu lafın tamam. Üzerine silahı çekiyoruz. Fakat karşı tarafın, yani biz Los Santos şehrinde Yüce Mahkeme'nin önünde buna da yemin ederiz böyle bir silah daha önce görmedik. Uzi sanırım bu silah. Görmediler. Legal bir silah olduğunu düşünmüyorum. Google'dan arattırdık efendim. Sessiz olmayın. Peki kendinizi korumak için silah çektiğinizi söylüyorsunuz. Tehdit altında olduğunuzu söylüyorsunuz. Sonrasında sizin silah çekme sebebiniz ne Ali Bey? Ya da sizin adamlarınızın, sahibi olduğunuz adamların. Öyle bir şey de duydum çünkü ben kameralarda. Adam benim demişsiniz. Şimdi şöyle, kendilerini ifade etsinler fakat dediğim gibi benim orada amacım arabayı ya da ne bileyim başka bir şey değil. Orada ücreti ödememek de değil benim davam. Ben orada o an için ailevi bir durum olduğunu, Burak Bozkurt'un benim müstakbel damadım olduğunu söylüyorum. Ve kişiyi kendisinin almak istediğimi söylüyorum. Aracı kalabileceğini söylüyorum zaten. Peki tehdit etmenizin sebebi ne? Sadece sizin için değil, orada Muhittin'in söylediği laf... Hayır, tehdit mehdit yok. Sadece biz dedik ki 3-4 kere kendilerini uyardık. İtiraz edecek devamlarız. İtiraz edecek. Gerçi yok, ben şu anda her türlü haklıyız zaten. İstiyorum. Ayrı bir durumumuz var. Yok, direkt tehdit ediyor zaten. Yanınızdaki Muhittin ve Kuzey. Kuzey'e de ben söz veriyorum. Marketten bir sakız alacaksın. Paran yok diye şey yapacaksın. Muhittin ve Kuzey hani böyle konuşuyorlar. Öyle bir şey olabilir mi? Direkt tehdit ediyorlar. Buyurun, sırasıyla kendilerini ifade etsinler. Muhittin, sıra sende. Sırasıyla gidelim. Şimdi şöyle söyleyeyim. Biz orada öncelik olarak bir miktar para istediler. Şimdi o para da yani küçük bir meblağ değildi. Ben aynı şekilde Kuzey'de sorabilirsiniz. Ben ona dedim ki bunun bir yarı fiyatını verelim dedim. Kuzey dedi ben zaten bir fiyat önerdim onlara dedi. Dedik orada bu fiyatı verelim. Çekip gidelim yani. Olay uzamasına gerek yok. Ya biz de o sıra zaten galerideyiz. Oradayız, buradayız. Ani bir şey oldu. Geldik oraya işte. Bu arkadaşlar orada yok onu vermem, yok bunu vermem, ben bunu yapmam diyor. Ya para veriyoruz, kabul edilmiyor. Arabayı alalım diyor. Sonra tehdit mi ettiniz? Tehdit değil o. Yani ben oraya gittim. Tamam dedim beyler, yürüyün, yolumuza gidelim. Biz onlara yolunu yaparız dedim sonra. O yolunu yaparız dediğim şey de yani tehdit anlamını taşımıyor. Tamam. Söyleyeceğiniz başka bir şey yoksa yanınızdaki arkadaş. Söyleyeceğim başka bir şey yok. Sağ ol evet. Babacığım. Öncelikle kusura bakmayın şimdiden. Biraz başınızı ağrıyacağım. Adamların idamını talep edin. Şöyle bir olay gerçekleşti orada. Benim arkadaşım Muhittin ve diğer şahıslar aynı şekilde. Arkadaşlarımdan bu şehirde istenilmeyecek bir tamir ücreti istiyorlar. Yani yanlış hatırlamıyorsam 500 küsür civarında bir şey. Doğru mudur bu? Burada. Ve şöyle bir durum var. Benim arkadaşım orada dediği kelimeyi birebir söyleyebilirim. Siz bu aracı vermeyecekseniz ben bu aracı her türlü kilidini açar geliyor. Alırım diyor. Yani buradaki tehdit unsuru diye bir cümle yok. Burada onları bunu kesilecek. Bunu diyen kim acaba? Bizim Muhittin bunu, yani. Yok. Ben bu ki... yok. Kamera kayıtlarında ben birebir izledim. Böyle bir cümleyle bitmiyor olay. Tamam, ne gibi bir cümleyle bitiyor? Siz vermiyorsanız ben almanın yolunu her türlü bulurum. Yani o yolu bunda, ben kendim açarım tarzı. Artı burada tehdit diye deniliyor. Fakat ilk silah çeken veya silah şeklinde bu kadar kalabalık olmalarına rağmen karşılarında 5-6 kişinin bulunmasına rağmen hepsi silah çekiyor. Ve o gördüğünüz kamera kayıtlarında var. Bizden silah çeken ekip sadece Ali abinin hususi görevlerinde görevli olarak koruma amacıyla, sonuçta biz galeri işi yapıyoruz ve üstümüzde yüklü miktarlarda para var ve bizim tarafımızdan hiç kimseden ilk başta silah çekilmiyor. Bu arkadaşlar tehdit edildiğini söylüyor. Bu mekanikte sonuçta her gün
araç tamir ediliyor ve her işte ben bu aracı yaptıracağım, her böyle sert konuşana silah mı çekilmesi lazım? Yani her bu peki şekilde davranış yapılana silahla mı karşılık vermek lazım? Kankam bir söz isteyeceğim ben. Aynı önce, şekilde polisler oraya intikal etmelerine rağmen bütün polislerin orada olduğu görülmekte ve o kadar polisin olmasına rağmen arkadaşlar silahlarını ceplerine bile koymuyor. Bu nasıl bir güvensizlik yani? Sonuçta biz orada 5-6 kişiyiz. Arkadaşlar görüldüğü gibi kalabalık bir aile. Kamera kayıtlarında da görülmekte. Ama polislerin gelmesine rağmen hala silahlar bellerinde. Maşallah. Tamamdır Sava Bey. Bir de Kuzey Bey konuşursa. Tabii. Sayın savcım, sayın hakimim, bana söz ver. Öncelikle çok teşekkür ederim. DT'den değil mi? Bu bir de yanındaki Muhittin. Sesim geliyor değil mi? Sayın tabii savcım, tabii. Sayın, hakim. Sayın savcım, sayın hakimim, şöyle izah edeyim. Ben orada Vito Bey ile özel olarak görüştüm. Belki kameralara yansımıştır, yansımamıştır. Çünkü arka bölüme, arka otopark bölümüne kendisini çekerek dedim ki biz bu hasarın karşılığında 100 bin dolar gibi bir para ödemeye razıyız. Bu konuda hemfikiriz. Bizim gönlümüzden kopan para bu. Fazla olduğunu düşünüyorum ama tanışmamızın hatırına ben bu bakiyeyi gözden çıkarttım dedim. Israrla 250 bine kadar inebileceğini söyleyince ben de sinirlenerek o zaman hakkını yargıda ararsın, ben arabamı ve arkadaşımı alıp gidiyorum dedim. Bak demediği şeyleri söyleyeyim. Yani aslına bakarsanız bir makul saniye, bir ücret bu istemiş olsaydı söyleyeyim, sorun çıkmayacaktı. Kamera kaydı otoparkta da mevcut. Onda da sıkıntı yok. Doğrudur. Sizin cümlenizi söyleyeyim mi direkt? Tabii okuyun. Daha önceki tanışmışlığımıza dayanarak böyle bir fiyat sunuyorum. Eğer kabul etmiyorsanız kendinize dost edinmek yerine hasım edinmiş olursunuz. Direkt diyorsunuz bunu. Evet. Hani öyle diyordun? Bir cümle mi? Yani beni istiyorlar. Yani hayır, tehditvari bir cümle olmuyor mu bu? Hasım benim bildiğim kadarıyla. Tehditvari değil, direkt tehdit ya. Şöyle izah edeyim sayın hakimim. Yani karşılıklı birbirimize olan sevgimizi yitiririz anlamında söyledim. Söylediğim, kullandığım cümle. Sevgi yitirmekle hasımlık aynı şeyse çok farklı biliyorum ben o zaman. Yani tehditvari algılanmış olabilir. O anki olayın ehemmiyetinden dolayı böyle bir cümle kullanmış olabilirim. Bu konu hakkında kendilerinden özür de dileyebilirim. Ama bu davanın konusu olacak anlamına geldiğini düşünmüyorum. Ulan bu zaten ayrıca bundan şikayetçiyiz. Silah konusuna da gelirsek yanımızda Ali abimiz var. Biz hepimiz eski polis departmanı mensubuyuz. Bizim bütün grubumuzdaki arkadaşların %90'ı eski polis mensubudur. Oo, çok iyi. Biz herhangi bir şekilde kesinlikle bugüne kadar burada mahkeme karşısına, hakim karşısına çıkmış insanlar değiliz. Bize karşı bir silah doğrultulursa demek ki herkese vurmuşsunuz, her zaman silahla karşılık veririz. Bu ateş edeceğimiz anlamına gelmiyor. Can güvenliğimiz için, polislikten gelen bir alışkanlık olduğu için silah çekmemiz çok makul diye düşünüyorum. Dur daha bana güzel yani adamların verdi istediği rakamlar. Sizin de bildiğiniz gibi galeri emlak yani yüklü miktarda paraların transfer olması bunu size içeride ifademde de anlattım. Yani bu insanların bunu yapmaları mecbur yani, anlıyor musunuz? Yani bir de tamir meselesinde 500 bin bir de, araç başına istenmesi biraz saçma. Söylüyorsunuz bilmiyorum da şöyle ben aracın değerini bilirkişiye sordurttum. Aracın değeri 1 milyon dolar civarındaymış. Evet. O araç orada kamera kayıtlarında da görünüyor. 4 tane takla atıyor. Araçta tamam, ne bir airbag kalıyor ne farklı bir şey kalıyor. Yani normal mi? Değil. Patlar yani bütün airbagler. Bu araç zaten pert. Buranın şeyi iyi. O yüzden bu aracın zaten iyi tamir olması iyi, zor. Bakın orada haklısınız. Bu aracın tamir edilmesi çok zor. Bu aracın normalde gidip sigorta şirketinden yenisinin alınması gerekiyor. Hı-hı. Ama tamir edilmezse de sigorta şirketi de iade olarak zaten bunu kasko bedelini verecektir. Çünkü tamir de aynı fiyata gelecektir neredeyse. Peki bir şey sorabilir miyim? Bu araçları biz galericiyiz. Bu araçları biz yurt dışından getirttirdiğimiz zaman, limandan aldığımız zaman... ne bileyim, satış fiyatı aracı satın alan kişiye teslim ederken bir galeriye götürtüyoruz ya da galeriye gidiyor bu araçlar değil mi? Pardon, galeri diyorum, mekanikçi. Evet. Mekaniklerde peki bu araçların yaptırım maksimum ücreti ne kadar? 1/3 fiyatı mıdır? 1/3 fiyatı. Peki. Bu arabanın 1/3 değeri ama ne bakın, kadar oluyor? Şöyle 1/3'e arabayı baştan yapmıyorlar. 333 nokta. Tamam da beyefendi kasko şirketi değil ki bana, firma değil ki, araç firması değil ki bana aracın yenisini getirmiyor. Kendisi sonuç itibariyle ufak bir mekanik. Çok güzel malzemeler çıkarttı. Doğru mudur efendim? Doğru. Ben zaten kendisinin kendisinin bir bayiliği mi var? Gidelim bakalım mekaniğinin dışarıdan görünüşünü siz de biliyorsunuz. Ben de biliyorum.
Artı büyütmeye gerek yok. Olduğunu söylemedim. Artı sadece şu, bir saniye konuşursunuz. Demek istediğim şu: sigorta bu aracı yapmaz, yenisini verirdi ya da parasını verirdi dedim. Çünkü yapılacak tarzda bir durumda değildi. Ama yapılırsa da fiyatlar yüksek çıkabilir dedim sadece. Evet. Yani bunu bilir kişi bilir. Bilir kişiye sorguladım. Peki efendim, böyle yüksek meblağlarda bir işlemin uygulanması için önce kişinin kendisinin akli dengesi yerinde ve ne bileyim sağlığı yerinde olduğunda sorulup böyle bir işlemin yapılması gerekmiyor mu? Artı işlemin yapılması zaten. Kişiye şu an soralım. Razı mıymış? Bir de şöyle bir durum var. Normalde araç yapılmadan önce fiyatı belirlenir. Eğer sigorta şirketiyle alakalı bir durumsa bu parayı sigorta şirketinden isterler. Yani sonuçta bu arabanın bir kaskosu, bir trafiği var. Burak ulan ne yalan söylendi ha. Evet, arabamı yapın dediyse sigorta şirketine göndermez, arabasını orada kendisi yaptırır. Burak Bey'e soralım diyorum. Yapın dedi mi, demedi mi? Ya, tabii. Dese bile normalde kendi burada bir rakam. Sova, sen burada zaten anlaşılan. Soralım Burak Bey'e. Sova, tamam Sova, oturun siz. Basamayacağım. Bırak. Tam kullandım. Sesim geliyor mu? 3'te 1. 3'te 1. Evet. Normalde her yerde öyledir. Kelimeleri... Yani. Bir dakika. Evet, dinliyorum. Dün kullandığım kelimeleri tam hatırlamıyorum. Demiş de olabildiğini. Olmaya da bilir. Yani ama şu an razı mıydı? Ama fiyatta bir ortayı bulmaya çalıştım dün. Pazarlı oturdum yani, ama tartışma çıkınca çekildim. Hı, yerine geçelim. Onu zaten biz gördük. Benim sadece sana şu an sorduğum şey bu. Sen şikayetçimiz, benim arabamı keşke yapmasalardı. Benim akli dengem yerinde değildi. Ben başka yerde yaptıracaktım mı diyorsun, yoksa iyi ki yapmışlar mı arabamı diyorsun? Ben bunu bilmek istiyorum. Şikayetçi. Yani iyi ki yapmışlar demiyorum. Bu duruma gelmesini şikayetçi istemezdim. Yani o taraftan ben de şikayetçiyim. Ha, sen de şikayetçisin. Keşke arabamı evet yapmasalar diyorsun. Öyle yani mi? Bu duruma geleceğine evet. Tamam. Birazcık da Vito Beylere söz verelim. Efendim. Buyurun. Söz hakkı alabilirsem. Buyurun. Efendim, öncelikle Yüce Mahkeme önünde bizim Salvatore ailesi olarak şöyle bir ilkemiz vardır. Biz Yüce Mahkemenin karşısına çıktığımız zaman namusumuz ve şerefimiz doğrultusunda doğrular söyleriz. Biz bu doğrultuda şerefimizi İki paralık etmeyi asla kabul etmeyiz. Zaten mahkemeye dava öncesinde kanıt dosyalarında dakika dakika kamera kayıtlarını sunmuş bulunmaktayız. Fakat şahıslar şu anda Yüce Mahkemenin önünde değerli hakime ve saygıdeğer savcımıza yalan söylemekteler. Bu söyledikleri yalanların kayıtlarını da siz kendilerine okumaktasınız. Bu doğrultuda beyefendinin, Burak Bey, kendisinin eğlenerek ve gülerek arabayı yapıyorsunuz diyerek güldüğünün kayıtlarının, kendisine durumunun nasıl olduğunu sorduğumuzda iyiyim dediğinin, doktor çağıralım dediğimde bizim çocukların doktor çağıralım dediklerini duymuş ve izlemiş olmalısınız. Evet, evet, evet. Gerek yok diyor kendisi. Kendisi bunların. Gerek yok tabii diyor. Biz bunların farkındayız zaten. Efendim, biz şunu bastıra bastıra söylemek istiyoruz. Biz Salvatore ailesi olarak hiçbir zaman bir gerçeği yalanla örtbas etmeye çalışmayız. Burak Bey'e biz o aracı ücretsiz bir şekilde teslim edecektik. Biz onunla zaten orada, kendisi de burada, esprili bir şekilde konuşup eğleniyor idik. Ardından gelen Ali Bey bana "bu beyefendi benim damadımdır" diyerek bir cümle kurmadı. Kendisi "bu adam benim" diyerek bizim aklımızda Burak Bey'in sağlık durumu ile ilgili veyahut da acaba bir tehdit altında mı olabilir diyerek kafamıza soru işaretlerini oluşturdu. Bundan dolayı kendisine aracı, parasını almadan bırakmayacağımızı, ha Burak Bey'i almak istiyorsanız bizlik bir sorun olmayacağını söyledik. Kendisi "öyle veya böyle ben bu adamı alırım" diyerek ilk tehdidi savurmuştur. Çünkü bizim siz kendime beyefendi, ben sizin lafınızı bölmedim beyefendi. Laf bölmedim. Beyefendi, ben sizin lafınızı böldüm mü? Sakin ol abi, sakin. Şimdi arkadaşlar sessiz zaten olun lütfen. Kayıtlı olan kısımları bir daha söyleme gereği duymuyorum. Beyefendiler biraz önce dediler ki "biz eski polisiz" dediler. Eski polislerin bellerinde yasa dışı silah taşımaları ne kadar doğrudur efendim? Yasa dışı silah taşıyarak... Efendim, benim devamlı lafım kesilecekse böyle olmayacak. Dışarı atacağım.
Yasa dışı taşınan silahlarla şahıs mekanlarından adam kaldırmak bir emekli polise ne kadar yakışmaktadır? Eğer bir devlet memuru dahi Los Santos şehrinde illegal silahlarla mekanların önlerine gelip adamlar alacaksa bu şehirde polislerin bir hükmü yok demektir. Olay yerindeki memur arkadaşların hepsi orada bizim tutumumuzu görmüşlerdir. Oradaki memur arkadaşların hiçbirine bir saygısızlık yapmadığımız gibi. Kendilerine durumu anlattığımızda memur beylerin bize hak verdiği de yine kamera kayıtlarında gözükmüştür. Şahıslar yüce mahkemenin önünde halen bize iftira atarak Salvatore ailesi ve Salvatore yatırım şirketinin 2 günlük namlekelenmesinden ziyade sizin gibi değerli devlet büyüklerimiz önünde bizim namımızı iki paralık etmeye çalışmaktadırlar. Biz bugüne kadar ne elimizi mekaniğimiz içerisinde istenmeyen bir durumda sokmuş bulunmaktayız ne de bir beyefendiyi orada mağdur etmiş durumdayız. Burak Bey'in arabasının 4 takla atmış halinde yapılmış haline gelmesi mekanın çirkin veyahut da eski gözükmesiyle ne ilgisi vardır? Beyefendi bizim İtalya'daki bağlantılarımızı, Avrupa'da kaç tane mekanımız olduğunu, Amerika'nın her eyaletinde kaç tane bayimiz olduğunu bilmektedir mi? Bize gelip Salvatore ailesinin hiçbir ferdini tanımadan nasıl olur da sizin mekanınız çirkin diyerek bizi küçümsemeye çalışmaktadır yüce mahkemenin gözünün önünde? İtiraz. Biz kendileri... Beyefendi böyle olacak mı sayın hakimim? Söz verilecek. Bir bitirsin, herkese söz verilecek. Sakin. Biz beyefendilere onların galerileri veyahut da başka bir mekanları var diye, onların birkaç mekanı mülkü var diye kendimizi geride mi tutacağız? Biz istesek galeri de alırız, her türlü mülkü alırız. Fakat biz bu şehirde ithal veyahut da döviz yoluyla mal almayı seven insanlar değiliz. Ha, Yüce Tanrı bize bunun imkanını veriyor. Çok şükür. Ama biz kendi yağında kavrulmayı seven, bu doğrultuda hayat süren insanlarız. Biz yurt dışından mallar getirerek hükümdarlık kurmaya çalışan insanlar değiliz. Biz eğer kendimizi insanlara kanıtlayacaksak, tanıyacaksak, şehir içinde yaptığımız faaliyetler, insanlarla olan ikili ilişkilerimize göre tanımlarız. Kamera kayıtlarında gördüğünüz gibi, ben beyefendi beni tehdit etmesine rağmen Kuzey Bey diye hitap ediyorum. Kendisi benim adımı dahi hitap etmeyerek bana Vido diyor. Beyefendilere orta yolunu bulalım, tehdit almama rağmen orta yolunu bulalım dediğim halde bana 500 binin orta yolunun 100 bin olduğu gibi komik bir rakam söylenip 1 dolar da üstüne çıkmayacağı söyleniliyor. Efendim, mesele burada para değil. 500 bin dolar bizim için para da değil. Bizim sadece bu davanın harcına 700 bin doları hesabınıza zaten direkt geçtiğimizi gördünüz. Buradaki olay Salvatore ailesinin küçümsenerek onların mekanından istendiği gibi adam kaldırılıp istendiği gibi istediği her şeyi yapılabileceğini beyefendilere, böyle bir dünyanın olmadığını ve asla da olmayacağını anlatmaktır. Salvatore Mekanik Amerika yasalarına göre Amerika Birleşik Devletleri içerisinde bulunan Kaliforniya eyaletinde vergilerini ödeyen bir mekandır. Bu mekan devletin kanunlarına tabidir. Siz bir gün bizim mekanımızdan bu adamlar kaçak mal kullanıyor diye bir şey duydunuz mu? Duyamazsınız efendim. Biz İtalya'dan özel getirdiğimiz ithal malların vergilerini dahi ödeyip parçaları değiştirirken beyefendilere ithal mallar taktığımızı söyleriz. Bizim işçilik ücretimiz, biraz önce beyefendi dedi ki 3'te 1'i alınması gerekiyor. Sizin söylediğiniz göre arabanın fiyatı 1 milyon. Hadi 350 bin diyelim, biz bu arabayı yaptık. İşçiliği yok mu bunun? 20 kişi çalışıyor bir arabanın üzerinde. Ali Bey hemen bitirecek, ben hissediyorum birazdan biteceğini, söz vereceğim. Buyurun. Efendim, sonuç olarak çok uzatmak istemiyorum. Fakat orada bulunan emekli memur, emekli polis olarak kendini anlatan şahıslar demek ki memurluk hayatlarında da farklı işlerle uğraşıyorlarmış ki hala bellerinde uziler taşıyorlar. Bizim başka söyleyecek bir şeyimiz yoktur efendim. Teşekkür ederiz. Biz de teşekkür ederiz. Oturabilirsiniz. Buyurun Ali Bey.
Nasıldı Şimdi kanka? öncelikle ben kişiyi, Oğlum ne beyefendiyi aşağılamadım, mekanını da aşağılamadım. Sadece kendisinin herhangi bir uzundu bayilik olmadığını ifade etmeye çalıştım. Bu kadar bir yüksek meblağ istediğinden dolayı bu konu bundan ibaret. İkincisi, evet biz emekli memurlarız, polis departmanından ayrılan kişileriz. Fakat eğer kişi iddiada bir kanıtı yok ise, lan şu daha anda neyi bana hakaret ediyor. Bunun da ayrıca lan ben neyi kanıtlayacağım ben? İstiyorum. Eğer ki benim personelimde şu anda daha yakın da korumalarımda böyle bir silah var ise, bu tarzda bir silahlar var ise, bu kişilerin daha önce bu tarz silahlarla haşır neşir olup kendisinin de az önce yargıyı kendisini ifade etmekte zorlanarak böyle bir koleksiyonda bulunduğunu söylüyor. Yani bilmiyorum, aslında her şey çok açık. Ali neyi Bey, zorluyoruz şöyle, onu da bilmiyorum. Benim tek derdim orada kişinin kendisiydi. Paran araç verin değildi, gidelim kardeşim fiyat ya. Değildi, başka bir şey değildi. Sadece Burak Bozkurt'u ben o an orada ailevi bir meseleden dolayı almam gerekiyordu. Olayı bilmesem evet, de bunu ikna oldum reis diye. Bilmiyor olabilir ama bunu ben ona ifade etmek zorunda da değilim. Araç kalsın, ben kişiyi almak istiyorum diyorum. Defalarca bunu söylüyorum. Fakat kendisi herhangi bir reaksiyonda bulunmuyor. Daha farklı konulara geçiyor. Dediğim gibi kişinin iddiası nedir efendim? Talebi nedir sizden? Allah. Zaten size kimse gelip de bunu yaptınız demedi. Biz orada tehdidi Kuzey Bey ve hayır beyefendi dedi ya, yani kendi memurluk hayatlarında da illegale bulaşmışlardır, nasıl bir memurlardır dedi ya. Onu, efendim ben böyle bir laf söyledim mi Sayın Hakim? Bölmeyelim. Bölmeyelim. Ben de öyle bir şey hatırlamıyorum. Biz mi hatırlıyoruz bir tek Sayın Hakim'i? Ben böyle bir şey dedim mi lan? Söz istiyorsun. Bunu ima etmedi mi? Ben mi yanlış anladım? Ben kesinlikle bunu ima ettiğini düşünüyorum. Ben öncelikle şunu ekleyebilir miyim? Karşısındaki insana zarar verebilecek bir şeyi koleksiyon yapıyorsanız bunu evinizde barındırmanız gerekiyor. Aslında o kayıtlardan gördüğüme göre ben o silahın ruhsatını sorup gerekirse o silahı koyma hakkım bile mevcut. Karar verildi. Vito Salvatore müebbet hapis almıştı. Anlamıyorsanız muhakkak. Yani tamam. Normalde o silahın belli bir ruhsatı yok mu? Bak oğlum, yani rol içerisinde dediklerim dinlenmiyor mu? Yani, demediğim şeyi yani, dedin diyor kanka. Orada tamam. orada bulunan silah zaten imitasyondur. Herhangi bir şekilde kullanılmamıştır. Bunun hangi silah olduğunun izini sürmek de bunun peşinde koşmak da mantıksızdır Sayın Hakimim. Çünkü ben zaten bir şey söyleyebilirim. Affedersiniz. Bir durum olmadı. Beyefendilerin talebi nedir acaba? İyice sıvadılar kardeşim. Birkaç defa sahtedir. Kameralar çıktıktan sonra onların talepleri. Araba tamam. Bizim daha fazla söyleyecek hiçbir şeyimiz yok. Buyurun beyefendilerin talebi nedir? Bir el kaldırıyor yanınızdaki, ismi Salvo muydu? Öyleydi galiba. Sova. Sova. Samba. Şimdi Hakim Bey, şöyle bir durum da var. Arkadaşlar bizim illegal konuşuyor. Silahları taşıdığımızı söylüyor ve iletiyor. Arkadaşlar silahçı galiba. Bütün ailede hepsinde. Bizde sadece güvenlik görevlilerinde silah var. Ve arkadaşlar silah işiyle uğraşıyor. Ve onların silahlarının hepsinde ayrı ayrı ruhsatı var anladığım kadarıyla. Ruhsat yok ki şeyde. Arkadaşlar rahatlıkla insanlara silah çekebiliyor. Çok koleksiyon rahat ruhsatı durumda. Varmış işte ama. Kendi mekanlarındalar. O yüzden çekebiliyorlar. Anladım. Yani mekan olduğu için o bölgede cebinin şeyinde. Yok, işte ben de diyorum ki o arkadaşların silahları herhalde illegal. Legal herhalde. Efendim o an içinde bizim silahlarımızın da neden üstümüzde bulundurduğumuzu söyledik. Aynı şu anda o arkadaşların bize silah çekmesi durumundan şehirde herhangi bir durumda bize yine tekrardan üstümüzde para olduğu zaman çekileceği için bizim güvenlik görevlerinde, yani Muhittin olsun, Kuzey olsun, bunlarda güvenlik sorumluları olduğu için haliyle onların üstünde silah bulundurmak zorundalar. Polise gerek yok. O kadar yani, ağır silah. Değil mi? Şöyle söyleyeyim. Yeri geliyor. Eğer o durum için bulunduruyorsanız, koleksiyon demeyin o zaman. Şöyle söyleyeyim. Biz Muhittin'i oraya çağırdığımızda zaten evden geliyor. Bizim silahlarımızın çoğunluğu galeride olduğu için, evden geldiği için bu arkadaş da haliyle yakınında ne var ne yok aldıyız. Alıp gelmiş olabilir. Onu tabii ki de o arkadaşa sormak zorundayız. Ama ben aynı silah şekilde silah konusunu kapatıyorum zaten. Silah sorgulamıyorum. Ben bize sadece şey defalarca, sayın Hakim, benim zoruma giden durum şu. Benim arkadaşlarım, yani Kuzey olsun ve diğer arkadaşlarım polislikten eğitimli, silahların nasıl kullanılacağı, kilitli mi, değil mi, aktif mi, onların hepsini bildikleri için
haliyle bellerinde taşıyorlar ve zaten güvenlik görevlileri olmasının sebepleri de bu. Daha önceden silahla uğraştıkları için. Ya, Uzi'yi açıklasanıza kardeşim, Uzi'yi. Değil mi kanka? Üstünde silah var anlaşılmış. Bunu söylemek istedim. Bir daha benim arkadaşlarıma neyse, tamam. Evet, bu iddiada silah taşıyor demesinler. Allah. Bu denli bir iddia benim de hoşuma gitmedi. Bizi kişisel olarak sanki bir neyse uzatmak istemiyorum. Beyefendilerin talebine göre devam edelim istiyorum. Dosyada siz $700,000 harç yatırmışsınız %20'sini. Yani $3.5 million gibi bir talebiniz var. Bu talebiniz neyden kaynaklı öğrenebilir miyim? Vito Bey ya da avukatım. Efendim avukatım çıkarttı. Buyurun. Çıkarttım. Söylüyorum efendim. Öncelikle aracın yeniden yapılması $1 million da alırız. $500,000'da yaklaşık 10 işçimiz çalıştığı için $1.5 million yeniden oldu. Yeniden yapılması değil o zaman. Parçalarının fiyatı $1 million, doğru mu? Yeniden istiyorsa biz getirelim. Yeniden tabii parçaların totali. Ayrıca $500,000'da işçilik efendim. Sıfır alsaydı daha mantıklıydı. Keşke alsaydı. Efendim mahkemede herkes konuşacaksa evet. Bizim avukatımız konuşmasın. Bu arada bir daha söz keserseniz ya da konuşursanız dışarı çıkaracaksınız lütfen. Buyurun dinliyorum. $500,000 da işçilik. Sonra... Efendim $500,000 işçilik. Ne vardı da unuttum. Efendim kanka, kendisi... tamam. Vito isterseniz Vito tamamlasın onu. Peyzajı da içerisine ekleyecek çünkü. Tamamlasın. Vito sen tamamla istiyorsan. Şimdi efendim $1.5 million araç artı işçilik biliyorsunuz. Benim oradaki adamlarımın hepsinin tehdit edilmesi ve şantajlardan dolayı bu adamlar 2 gün dükkanı da işletemediler. Bizim buradan bir $500,000 da bu çocukların psikolog hizmetlerine ödediğimiz ücretler. Aynen da bu kadar adamı gönderdik. Geçti mi? Pesaj. Olay dün oldu. Dün oldu, bugün oldu efendim. Dünden sonra biz işletemedik dükkanı. Ben yeniden şehire gelene kadar. Evet. 1,5 gün ne diyebiliriz? Efendim bu şekilde zaten 2 milyon yapıyor. $500,000'lık kısmı efendim. Oradaki mekanın peyzajı yıkıldı. Orayı yeniden yaptırdık. Duvara efendim girdiler. Oradaki duvarın tamamını yaptırdık. Ne yaptı? 2,5 milyon mu yaptı efendim? Evet, 2,5 oldu. Efendim kalan 1 milyonluk kısım dükkanımızın kapalı kalmasından doyan bizim adımızın lekelenmesi, şirketimizin. Dükkanda iş yapmadınız mı 2 gündür? Efendim dünden... Müşteri almadınız mı? Efendim dünden sonra bizim çocuklarla yapamadık. Biz gelene kadar. Ama zaten oradaki 1 milyonluk kısım bizim... Salvatore mekanik olarak mekanımızın önünde böyle bir olay yaşanıp tehdit edildiğimiz için bundan dolayı hak mahrumiyetine uğradık. Yani bizi burada adımız lekelendi. Yarın öbür gün mekaniğe birisi cemaat geldiğinde... Cemaat kurmadık burada, mahkeme kurduk. Ad lekelenmesidir ya da diğer şeylerdir falan. $1 million bir leke... Bilmiyorum. Evet. Efendim şimdi mahkemenin önünde orada birçok polis, orada birçok vatandaş olayları gördü. Yarın öbür gün bir vatandaş beni burada vurabilirler diye benim... Mekanıma gelmedikleri zaman karşılayacaklar mı bunun ücretini? Yani bizim buradan dolayı bir $1 million daha zararımız oldu. Totalde $3.5 million bizim zararımız var. Biraz önce beyefendi de bana bir soru sorduğu Furkan. İçin konuşma hakkım doğduğu için cevap vermek istiyorum. Hı. Ben beyefendilere siz illegalsiniz diye herhangi bir şey demedim. İma ettin. Benim dediğim şey şuydu. Karşı tarafın kamera kayıtlarında Uzi taşıdığı net bir şekilde görülmekte. Bu taşınan Uzi silahın imitasyon olması, bunun kopya olması gibi bir durumun olmadığını buradaki herkes, siz değerli yüce mahkemede biliyor. Şimdi ben 25 yaşında bir adamım. Benim ortağım 34 yaşında. Biz yıllarca bu işleri yapmış insanlarız. Kendileri emekli memur arkadaşlar. Yani bu gibi ucuz söylemlerle lütfen mahkemenin ciddiyetini bozmasınlar diye düşünüyorum. Kendisi Muhittin'di sanırım beyefendinin adı. Direkt yasa dışı bir silahı bana çekmiştir. Kamera kayıtları da sizin önünüzdedir efendim. Başka söz gerekli adı işte. Geçen silahı biz size teslim edeceğiz efendim. Zaten onu adli kriminalitette incelersiniz. Gereğini, işlemini yaparsınız. Yani $3.5 million efendim bizim masrafımız. Tamam, tamamdır. Buyurun. El kaldıran arkadaşlarız. Şimdi arkadaş takmış da bir silah. İsterse onun gözlerini de ben o silahı size teslim edeyim. Aynı şekilde arkadaş da tüm arkadaşlarından topladığı silahları onlar da size teslim et.
Ben neden bu arkadaşın bu anlamsız sözüne göre size silah teslim edip kendi mekanımda arkadaşlar, ben silah taşıyamaz mıyım? Arkadaşlar, birincisi bir kez daha söylemeyeceğim. Kimse kimse kimini bölmüyor. İmitasyondu. İkincisi de mevzu silah değil. Bunu sadece imitasyon veya bir şey olması beni ilgilendirmez. Bana koleksiyon olduğu yani burada koleksiyon olduğu söylenip o yüzden sorguladım. Yani silahla ilgili bir sıkıntımız yok şu an. Silahı fazla taktınız. Efendim ayrıca olay yalan ifade değil. Verilmiyor mu şu an? İmitasyon dediler biraz önce silah. Farkındayız. Tövbe, farkındayız. Hakim Bey bitti mi konuşmanız? Ve ben bir daha söz bölümü olmasın lütfen ya. Buyurun Kuzey Bey. Siz konuşmadan önce ben şunu söyleyeyim. Az önce imitasyon olduğunu söylüyorsunuz. Şimdi de ben silahı size getirip teslim edeceğim. Onlar da teslim etsin diyorsunuz. Sayın Savcım. Evet. Önce onun açıklamasını yapayım. Olayda adı geçen silahın imitasyon olduğunu iddia ettim. Evet. Ama bu silahın aslanın gerçeğinin bizde mevcut olmadığını, malikanemizde, dükkanımızda veya herhangi bir yerimizde mevcut olmadığını iddia etmedim. Zaten açık ve net söyleyebilirim ki var. Zaten Amerika Birleşik Devletleri'nde kitlesel silahlanma serbesttir. Bunu hepimiz biliyoruz. Bulundurma ruhsatı herkesin vardır ama taşıma ruhsatı yoktur. Buna nazaran ben de dedim ki arkadaşımın o an üzerinde gösterdiği silah imitasyondur. Zaten biz 5 milyonluk silahla sokakta gezecek halimiz yok. İnandık. Bitti mi? Ben çünkü iddia makamı olarak hakim bir düşüncelerimi söyleyeceğim. Açıklamamı yaptım. Eğer müsaade ederseniz son olarak bir şey eklemek istiyorum. Buyurun. Arkadaşlarımın iddia ettiği, öncelikle şunu sormak istiyorum. Vito Bey'in avukatı olarak adlandırdığı kişi şu anda bizim baromuza kayıtlı avukat mıdır? Resmi rozeti var mıdır? Yok mudur? Önce onu öğrenmek istiyorum. Efendim baronuz dün gece açıldığı için alamamış olabilir. O zaman şu anda resmi olarak avukat değildir. Ben onun yaptığı savunmalara itiraz ediyorum. Tamam. Kabul ediyorum itiraz. Kapıdan içeri girerken polis arkadaşlarına sorgulamış olması gerekiyor. Güzel, çok artık. Kendisi avukattır o yüzden büyük ihtimalle. Var mı kimliğinizi görelim mi? Kimliğim yanımda değil efendim şu an. Yanınızda değil mi? Evet. Olayı bir yere bağlayıp... Son olarak da sonuç odaklı... Konuşmak istiyorum Sayın Savcım, Sayın Hakimim. Arkadaşlarımın iddia ettiği masraflara ait herhangi bir faturası, masrafı yani belgeyle size aktardığı herhangi bir şey var mıdır? Yok yok. Zaten onları soracağım. Eğer ki sizin şeyiniz bittiğinde hani bu silah mevzularını bir an önce kapatabilirsek artık evet. Onlara geçeceğiz. Bize faturaları getirecekler. Burada psikoloğa gitti, burada şu oldu, burada bu oldu diye. Faturalar incelenecek. Ona göre bir karar çıkacak. Şimdi başka söylenecek bir şey yoksa ben konuşacağım. Var mı daha konuşmak buyurun. İsteyen? Öncelikle... Efendim son bir şey eklemek istiyorum. Beyefendinin söylediği bir takım masraflarda bir evet makul olabilir ama onun ilerisi kesinlikle kabul edemem. Yok işte kendisinin dükkanının kapalı kaldığı ya da itibarının sarsıldığı konusunda. Tamam siz oturun biz zaten aramızda bir ya, konuşacağız. Göz önünde bulun. Tamam. Ona göre bir şey var mı başka söz hakkı isteyen? Yok. Olumsuz. Hakim Bey, şöyle ne kadar silahlarını koleksiyon olarak yanlarında da tutsalar yani dükkanlarında da tutsalar bu normal biliyorsunuz. Her şey olabiliyor bizim şehrimizde. Vallahi işte bu hakları var ama normal. Ne olursa olsun oradan alıyordum buraya götürüyordum. Şuradan alıyordum şuraya götürüyordum. Biz kendi mekanımıza çıkarttık. Bir mazeret değil. O yüzden silah bulundurmaktan ve ağır silah bulundurmaktan idari para cezası uygulayalım bu arkadaşlara. Biz sizinle bir müsait bir alanda konuşalım mı? Ne? Davadan neyi kısaltmıyorsunuz? Konuşun işte. 5 dakikalık ara verelim arkadaşlar mahkemeye. Karar açıklanacak 5 dakika sonra. Tabii ki. Abi bir sigara içelim abi. İçerim. Pami gelmiş zaten onu bunlar söyleyeyim. Ayaa. Oturalım kalkışmayalım dışarıya ya bence. Aldır ilk sigaramı alma. Gidelim dövelim bir adam. Kankam gel dışarıda belki bize bir şey denir gel. Dışarıda bekleyelim biz de. Buyurun Mito Bey. Ediz Bey nasılsınız? Yok öyle biri ya ne Ediz'e. Siz Ediz Bey değil misiniz ya? Yo değilim ben. Ya çok benziyorsunuz da. Var işte böyle tiplemeler. Şu maskeyi çıkarabilir miyiz ya? Oh. Kaybolan. Şimdi şöyle, ben Hakim Bey'le de konuştum. Bize bazı şeylerin faturalarını göstermeleri gerekiyor.
Psikoloğun faturaları elinizde mi? Psikolog ücretlerinden psikoloğu ödediğiniz ya da hesaptan attığınız. Efendim özel paraları... psikolog gitti. Kapının yanına özel gittim. Psikolog şehirde psikolog verdiniz 500 bin dolara. Geç kapının yanına. Elden verdik efendim. Ama kendisi bir e-fatura gönderecekti. Ben maili yanlış söylemişim. Benim mail normalde crazy 75'ti. crazy diye maile göndermiş. Onu iletirim size ama faturamız var efendim, emin olun. Emin olmak da olmaz. Görmem gerekiyor faturayı, emin olmam gerekiyor. O yüzden faturası olmadığı için psikolog ücretini iptal ediyorum. Efendim faturamız var, gönderelim size. Tamam, gönderin. Psikoloğa gittiyseniz eğer gerçekten. Tamam, şimdi ben size bir e-fatura hemen göndereyim. Nasıl yollayayım? Mail mi atayım size? Olur, yok, mail yoluyla. Buraya dosyayı da koyabilirsiniz direkt. Dosyayı ha, böyle koyabiliyorsak yani. Tamam, ben telefonumdan göstereyim size. Maili yanlış yazmasaydım. Bana yani bir crazy mail daha attılar zaten. Efendim, mailimi açayım. Allah Allah. Eski mailim vardı, at kafası diye de o. Olmaz yani. Abi Allah'tan mekaniğin et ustası var. Var mı? He, oraya yollamışlar. Çok iyi lan. Ben Yandex maili var bende de ben onu farklı pardon, kullanıyorum. Pardon. Ya son pişmanlık neye yarar ya? Efendim gördüğünüz gibi istiyorsanız ben bunu size abi, mail olarak da ayrıyetten atarım. Psikolog, başka tamam, bir fatura yormak istiyor musunuz? Valla psikoloğa gitmişler. Susacak mısınız beyler? Yok, başka fatura değil, zaten peyzaj yapılmış. Evet, oraya evet vurulduğu belli. Tamam. Aracın parçalarının 1 milyon dolar olduğuna dair faturayı da göreyim sizden. Bir tabi. Tabi efendim. Yani ithalmiş herhalde, vergisi ödenmiş herhalde, 1 milyon dolar ediyor herhalde. Ya, tabii tabii. Değil, sokuşunu cebine. Yok. Alet yüksekti biraz daha ama. 1.2'ye maalesef. Dışarıda görüşeceğiz onu. Efendim şimdi bizim İtalya'dan getirdiğimiz özel parçalar için ayrı bir sevkiyat klasörü tutuyoruz, görüyorsunuz. Burada gördüğünüz gibi beyefendinin kaporta 4 kapı, kusura bakmayın araba 2 kapıydı, bagajla beraber 3 kapısı var. Lastiklerde özellikle jantlarda eğrilik olduğu için jantları değişti. Tavanda araba takla attığı için zaten en sıkıntı olan tavan. Çünkü taklalı araçlarda tavanı bir daha yapmamız. Tamam, bütün gerekiyor. Parçalar orada mı? Tabii tabii, hepsi burada. Tamam, 1 milyon dolar faturası da. Evet efendim. Bakayım, aynen. İşçilik ücretlerinize de 500 bin dolar yazmıştınız. Evet efendim. O da kabul edildi ama dediğiniz şey... Son dediğiniz şey 1 milyon dolar bizim ismimizi dekelendi ya da şey oldu ücreti. Ben iddia makamı olarak onu kabul etmiyorum. Hakim Bey ne der bilmiyorum. 2,5 milyon dolar tazminatın faturaları olduğu için ödenmesini uygun buluyorum. Ama o 1 milyon doları uygun bulmuyorum. Söz Hakim Bey'de. Buyurun Hakim Bey. Efendim ben bir söz hakkım olabilir mi Hakim Bey? Çok ufak dinliyorum. Kararı söyleyeceğim sonra. Efendim şimdi 2,5 milyon dolar evet faturada gösterdik ama yani şimdi siz diyorsunuz ki bir beyefendi gelse, silahlarla tehdit edilse, biz bundan hiçbir şekilde başka bir tazminat alamıyoruz. Doğru muyum? Şu şekilde psikoloji etkilenmesi durumunda gösterdiğiniz belgelere dayalı zaten psikolog evet, evet şeyinden evet gerekli tazminatı alacaksınız. Ad lekelenmesi evet gibi bir durum. Burası şey değil. Mahalle meclisi veya şey değil. Evet. Sokak hani çetelerinin bir araya gelip anlaştığı bir yer değil. Burası mahkeme. Koparacaklar ya bir yere. Yani ad lekelenmesi, nam meselesi vesaire o mahkemeye veya kanuna etkileyecek bir durum değil kesinlikle. Böyle bir kanun yok diyorsunuz yani. Evet. Peki. Ben senin karakterine yani küfür etsem vakarı sayılmıyor demek. Sizi şahsi olarak ilgilendirir. Şahsi veya olarak çözüm değil diyorsunuz yani. Hayır. Yok öyle çözüm. Çözüm bilemiyorum. Yanlış anlamayın. Kanuna dayanmaz bu olay. Efendim bunu şahıslara demek yapılan kanun icraatlerin bir kanunu yok mudur? Yargıtaya itiraz edebilirsiniz. Hakim Bey zaten söyledi. Yargıtaya şöyle itirazda bulunabilirsiniz. Ben anladım sayı. Edilen hakaret veya kötülemenin evet hapis veya kamu cezası olur. Evet. Olur mu? Tazminat ya olmaz. Peki. Nasıl ya? Peki. Uğraştığınız davada tazminat davası. Efendim hakim hakaret davalarında tazminat olur diye biliyoruz ama tamam. Hakim Bey. Hakim Bey şöyle, diğer tarafa da ben idari para cezası uygulamayı uygun görüyorum. Yanlarında silah bulundurdukları için, ağır silah da bulundurdukları için. Çok buyurun söz sizde. O zaman karar diyelim.
Gördüğüm faturalara göre keşke faturaları abartsaymışım değil mi? 85 milyar dolarlık fatura. Milyon doların ödenmesi yatırdığımız para. Hakim Bey çok kısa bölüyorum. Avukatı bize faturaları belgeleyip mail üzerinden atsın. Evet. Paralarını öyle teslim edelim. Onu da eklerseniz karara. Yani faturalar teslim edildikten sonra. Sattı fatura yapacağız. İçeri almasın abi. Fatura yap kankam bir tane şey. Paint'ten. Tamam. Ben yapar atarım sana. Buyurun. Zararlar olan 2 milyon doların ödenmesine. 2,5 dedi ya. 2,5. 2,5 milyon doların ödenmesine. 1 milyon deseydim keşke psikoloğa. Ve Akreon ailesinin de karşı tarafa verdiği zarardan ötürü cüzi bir miktar saygımdan da para cezası ödenmesine karar verilmiştir. Miktarı öğrenelim hakim Bey, isterseniz soracaklar çünkü arkadaşlar. 100 bin dolar kadar cüzi bir miktar para ödenmesi. Devleti sanırım bu miktar. Aha, evet. Devleti. 2,5 milyon da beyefendileri. Evet. Anlaşıldı efendim. İtirazı olan Yargıtay Mahkemeden çıkabilir arkadaşlar. Mahkeme sonuçlanmıştır. Buyurun. Efendim bir soru sorabilir miyim acaba? Tabii ki. Harç parasını alıyoruz demiştiniz değil mi sonradan? Evet. 2,5 milyon dolar alacaksınız. 2,5 milyon doların %20'si olan harç parasını da alacaksınız. İçine mi ekstra mı? Ya onları biz özel konuşalım bence bu kadar insanın içinde tamam. Sormaya gerek yok. Tamam efendim. Tamam. Siz bekleyin olmadı ben size izah ederim. Orada. Evet Vitor tamam. Gitmeden bir önce benim de belirtmek istediğim birkaç bir şey var. Onu da bir konuşalım. Tabii. Tamam. Tamamdır. Mahkeme kararla sonuca varmıştır. Aldık. İstediğimiz miktar olmasa bile aldık kanka. Teşekkür ederim. Dışarıda dans. Lan iyi ki 5 milyonluk açmadık.